Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyorum e-futbolla. Bir maç yapmıştım, şimdi devamını yapacağım. Evet, etkinliğe giriyorum. Burada galibiyeti alırsak 4 yıldız bir futbolcuya sahip olacakmışık. Bakalım, göreceğiz. Geçen maçta hatırlarsanız 1-0 öndeydi rakip. 1-1 yapıp sonra 2-1'le maçın biletini kestim onun. Onun devamı şimdi. Şimdi yeni futbolcularım var kadromda arkadaşlar. Cengiz Ünder, onu koydum. O çıkmıştı biliyorsunuz. Son onu oynatacağım. Bir onları da görmek istiyorum aslında. Biraz da o maçı yani bu maçı aslında onun için yaptım. Hem oyuncu ararken konuşalım istedim. Bu arada rakibimiz bulundu. Güzel. Buradan şimdi eğer maçı galip kazanırsak dostluk kazansın. O grupta güzelmiş. Tabii ki kral topçular kadar değil tabii. İleri. Karşımızda Fenerbahçe var. Tamam. Forması sarı yapacağım onu. Kendimi siyah formayla. İlk 11'im şöyle. Çok güzel. Cengiz Ünder oynatacağım. James'in biraz şeyi sağ bekte bir sıkıntı var. James'in yerine aslında bir stoperi koyabilirim. Bu sol bekte oynar mı acaba? Oynamayabilir. Evet. Yani James dursun ya. Şimdi çıkar stoper koyamayacağım şu an için. Hernandez'i mi koyalım? Daha da kötü oldu. Alaba'yı koyayım. Alaba. Alaba kalsın. Tamam. Bu şekilde başlayacağım. Sonla forvetimiz o. Cengiz Ünder'i bir deneyeceğiz bakalım nasıl olacak. Rakibe de bakalım bu arada. Abi rakibe hiç bakmıyorsun diyorsunuz. Rakipte de Neymar'la gelecekmiş. Luis Figo var adamda. Bari. Hernandez onda da varmış. Van Dijk, Albert, Casillas. Kalecisi güzel. Bizimki de bu arkadaşlar. Evet, maça gidebiliriz. Umarım güzel, eğlenceli bir maç olur. Siz de zevk alırsınız. Ben de yenerim, ben de zevk alırım. Yenildiğim zaman zevksiz oluyor benim için. Ayar yapıyor. Ya her rakibin oynayışı farklı olduğu için bazen böyle kolektif gücüne aldanmayın yani. Kolektif gücü düşük olsa da adam fena oynuyorlar yani. Top alamıyorsun. Ama tabi burada kadronun da farkı var. Yani iyi bir kadroyla oynadığın zaman tabii ki daha iyi oluyor. Yani bunu daha iyi biliyorsunuz siz de. Yani ben de elimden gelenin en iyisini yapacağım. Everybody. Fenerbahçe karşısında maçımız başladı. Fenerbahçe başlıyor. İlk golünü atıyor Son. Hiç üstten aşıttırmayı denemedim. Takıma yeni katıldı. Geldiği gibi golü atmasını başarıyor Son. Alaba. Maradona bırakmaz onu.
Cengiz Ünder'i deneyecektim. Çok iyisin be. Çok iyisin be. %100'ü. %100'ü kaçırdı. Kaleci efsane. Sakin. Cengiz Ünder top bekliyorum dedi. Kaptan Modric kontrolü sağladı. Son kadro. Song. İkinci golü. Güzel. Cengiz Ünder'e topu bir türlü getiremedim kanattan. Orta yapayım dedim ama olmadı. Kanatta etkili değiliz. Cengiz Ünder vurdu. Ah Modric. Biraz şöyle falsolu vursa. Luka Modric. Rakip ayar yapıyor. Cengiz Ünder bilmiyorum. Şu dakikaya kadar çok etkili olmadı. Belki onu bir tur daha deneyebiliriz. Bilmiyorum ama. Ya onu ortaya doğru mu çeksem acaba ya? Onu normalde orada oynuyor. Modric offside'a yakalandı. Kaptan Ribery! Ah Cengiz ah.
müziği açınca dayanamıyorum. Geldi golü. Cengiz'in golü geldi. Cengiz'in golü geldi. Rakip ayar yapıyor. Bu arada bekliyorsunuz ama umarım keyif alıyorsunuzdur. Yani bazen güzel rakipler de denk geliyor, dişime kadar giriyor. İlk başta rakibin morali bozuldu. Yani kaleciyle falan çıkmaya başladı. Yani yedim. Muhtemelen çıkar diye düşünüyorum ama belli de olmaz. Yani bakacağız. Şu an için bekliyor. Maçı soğutuyor şu an. Burada oyun planına bakalım. Cengiz Ünder aslında şöyle göstereyim. Çok etkili olmadı. Yani onun bir uzaktan böyle mermi gibi şutları var. Deneyeceğim ama çok önüm de boş değil. Maradona'nın yerini alıyorum bu sefer. O da orada da etkili olmuyor yani. Bilemedim ya. Ne yapsam bilemedim. İkinci yarı şey yapacağım. Alternatifleri deneyeceğiz. Belki Sakay'la Sakay'la da gidebiliriz oradan. Ben de Davies'i değiştirdim. Sakay'la oradan aradan kanattan gidebilirim. Seviyorum o adamı. Bilemedim. Rakip ne yapıyor ya? He, bak yığma yaptı. Abi yığma yaptı. Adam şimdi Del Piero'yu koydu. Son Hinkmin'i koydu. Ben varmış onda da. Güzel. Ama kanatları çok boş. Göreceğiz. Çok fazla şey yapmış. Öne çok yığmış. Bilemedim yani. Cengiz Ünder'i biraz daha bir oynatayım.
70'e doğru oraya bir ayar çekeceğim. Rakip tüm ayarlarını kullandı. İlk yarının sonunda bir bastı düğmeye. Oradan saniye. İkinci yarı oyuna başladık. Gene devam. Full ayarlı. The attendance for this match was 72,306. Cengiz Ünder'i çalıştırmak istiyorum orada da. Bir türlü şey olmuyor. Cengiz koş şuraya ya. Oo, kaçırdı. Güzel geldi rakip. ...70-75'te Ünder'i çıkartıyorum dostlar. Cengiz Ünder'le verim alamadım. O kanatta biraz sıkıntı var. Mermi gitti, mermi!
Modric. Cengiz Ünder. Ne oldu ya? Aa, kaçtı. Etkinlik tamamlandı. İkinci maçımız da güzel oldu. Teşekkür ederim dostlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Cengiz Ünder'i nasıl buldunuz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Golleri var ama böyle hani onun atmış olduğu bir gol var. Fenerbahçeliler bilirler. Belki futbolu sevenler de bilirler. Uzaktan böyle bir şutu var. Sağlam vuruşu var. Zaten özelliklerine de baktım. Çift vuruş şeyi var galiba bu şeyde. Bu arada takıma yeni katılan Son sevdim. Güzel, atletik. Neymar biliyorsunuz orada oynatıyordum. Sıkıştığımda da Aboubakar'ı koyuyordum oraya. Yani etkili bir futbolcu. Umarım böyle devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Yorumlarınızı, like'larınızı mutlaka yazın bana. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.